Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 11-17 Haziran Toprak Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak toprak ana konulu slayt izlettirildi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Profesör Doktor Gönül Aydın da toprakların kullanımı ve korunması konulu konferans verdi. Örneğin 1562'de bir inşaatte, Ukrayna'da bir inşaatte, kalenin surlarında çok ekstrem bir örnek bu. Kale terk edildikten sonra 230 yılda ortalama ancak 30 santimetre kalınlığında bir toprak oluşabildiği belirlenmiş. Bu tanımlama ve önemi ya da doğal yollarla oluşumunun dışında başka bir elde etme yolu olmadığı için tarımsal üretimde girdi olarak gerçek değeri hesaplanamaz toprağın. Tarımda karlılığın, özellikle tarımda karlılığın düşük olması nedeniyle tarım arazisi olarak gerçek değerinin çok altında kıymetlendirilmektedir. Tabii bizim en önemli sorunumuz ülkemizin 1/4'ünde aktif erozyon problemi var. Orta ve şiddetli düzeyde. Ve topraklarımızın %79-80 civarında olan kısmı orta ve şiddetli, hatta çok şiddetli erozyon tehlikesi altındadır. Ve işlenen tarım alanlarının da %75'inde, ki yaklaşık 20 milyon hektar alana tekabül eder bu. Bizim işlenerek tarım yapılan alanımız 27 milyon, 28 milyon hektar civarında. Bunun 20 milyon hektarlık kısmı erozyon riski altındadır. Sadece 5 milyon hektarlık kısımda erozyon riski bulunmamakta. Kapladığı alanlara baktığımızda ülke yüz ölçümüne oranlarsak şiddetli, çok şiddetli ve orta yerlere baktığımızda oldukça önemli alanlar kapladığını görürüz. Ve her yıl sadece tarım alanlarından kaybolan toprak miktarı 500 milyon ton. Biraz abartılı olduğunu düşünürsek bu rakamın 400 milyon, 300 milyon ton civarında. Ve bunu tüm ülke yüzeyine yaydığımızda, tarım alanlarının dışındaki alanları da işin içine koyduğumuzda 1.4 milyar ton üst toprak erozyonla taşınmaktadır. Bunu hesaba vurduğumuzda yaklaşık 25 santim kalınlığında 400 bin hektar genişliğinde bir araziye tekabül eder. Buradan pek çok ekonomik hesaplamalar yapabilirsiniz. Üst toprak çünkü en verimli kısmıdır toprağın. Onun taşındığını düşündüğümüzde ne kadar bitki besin elementinin, ne kadar organik maddenin, ne kadar mineral kısmın taşındığını hesaplamak ve ekonomik analizini yapmak mümkün. Kısaca çoraklaşmaya bakarsak, ki bunun farklı nedenleri vardır ama en çok ilk başta aklımıza gelen çoraklaşma sebebi tuzluluk ve alkaliliktir. Ben ülkemizde de en fazla görülen sebepler olduğu için şöyle özetlemeye çalıştım. Ne kadar tuzlu alkali alanı vardır ya da çorak alanı vardır Türkiye'nin. Baktığımızda toplam 1,5 milyon hektar civarında bu sorunla baş başa olan ya da bu sorunu yaşayan alanımız var. Ancak bunlar 2000'li yıllar civarındaki veriler. Zannediyorum son yıllardaki veriler biraz daha bundan fazladır. Bu verilere göre ülkemiz yüz ölçümünün %2'sine, işlenen arazilerin de %5.48'ine, yani 8,5 milyon hektarlık ekonomik sulanabilir arazinin de %17'sine eşdeğer büyüklükte alan sorun yaşamaktadır. Arkadaşlara da sor. Sorunları da koyarsak alan daha da büyüyecek. Diğer bir sorun amaç dışı kullanımlar demiştik. Tabii bu ilimizin ve Türkiye'nin büyük problemidir son yılları. Ya da orman arazilerinin orman amacı dışında kullanılmalı. Biraz önceki belgeselde de izlediğimiz gibi
arazilerin yeteneklerine göre kullanılması korumada ilk şart idi. O sebeple amaç dışı kullanımlar bu konuda son derece önemli.